yani e, şeytan avukat yapalım? Fenerbahçeli oyuncular, Galatasaraylı oyunculara ya da Kerem Aktekoğlu'na eğer biz e, topu ayağımızı alır almaz sağdan çekileceğiz dedilerse neden önde baskı yaptılar o zaman? İşte burada bir çelişki var. Yani e, sağdan direkt çekilmeyi düşünen bir takım hemen top ayağını alır almaz dedi ama önde baskı yaptı. Burada Okan Hoca'nın şüphelenmesi doğru. Yani acaba Fenerbahçe'nin bir planım vardı? Ben şunu düşündüm. Bak onu sana söyleyeyim direkt orada. Bence Fenerbahçe takımı golü yiyene kadar maça devam etmeyi düşünüyordu. Benim şahsi fikrim ya bu gol 5'te gelir, 10'da gelir, 15'te gelir, 20'de gelir. Bence şöyle düşünüldü. Siz sahaya çıkın arkadaşlar belki de bu bir ihtimal diye söylüyorum. Sahaya çıkın, normal maçınızı oynayın siz. Gol ne zaman gelir bilemiyoruz. Biz durabildiğimiz kadar sahada duralım Galatasaray'a karşı. Gol yediğimiz anda sahadan çekilelim şeklinde bir şey de olmuş olabilir. Bilemiyorum. Çünkü ya bu önde baskının ben bir şekilde neden olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum sadece burada. Biz soyunma odasında olmadığımız için e, tahminde bulunabiliriz ancak. Yani dolayısıyla orada Fenerbahçe takımının sağdan çekilmeyi düşünen bir takımın direkt önde baskı yapması bana garip geldi. Bilmiyorum. E, bir sebebi düşünen varsa yazsın ama bana e, bu garip geldi. Dolayısıyla Okan Hoca'nın da şüphelenmesi şu anlamda doğru olabilir. Belki de Fenerbahçe bir gol atıp öyle mi ettirmek istedi ama gol atamazdı Fenerbahçe Galatasaray'a. Bu mümkün değil yani. O öyle bir şey olamazdı zaten. Ama ben şu, yani dediğim gibi tahmin bulunuyorum sadece. Tahminde bulunuyorum. Belki de Fenerbahçe takımı olabildiğince maçı 0-0 götürüp ilk golü yediği anda sağdan çekilmeyi deneyecekti. Gol 50. saniyede gelince planlar belki bozuldu. Bilemiyoruz tabii ki. Evet ya bu konuyla alakalı özellikle izleyicilerimiz de kendi yorumlarını yazabilirler. Abi Süper Kupa ile alakalı eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Yoksa farklı konulara da biraz geçmek istiyorum açıkçası. Yani Galatasaray bu işin kazananı her türlü yani terlemeden bir kupa hanesine ekletti. 60. kupası oldu bu Galatasaray'ın ki Fenerbahçe 5 yaşında 35'er kupası var. Yani arada makas sürekli açılıyor ciddi şekilde. Neredeyse ikisini topladığımız zaman Galatasaray'ın kupa sayısına yaklaşacak bu trend böyle giderlerse. Dolayısıyla Galatasaray Urfa'ya gitti. Moral motivasyon kazandı. Urfa şehriyle bütünleşti. Doğu ile bütünleşti. Güneydoğu ile bütünleşti sahaya çıktı, terlemeden kupasını aldı, idmanını yaptı ve geri döndü. Yani Galatasaray adına win-win bir -win -win maç oldu diyebilirim ben. Yani o Güneydoğu ile bütünleşti sözüne bana şey hatırlattı. İşte 2000 UEFA Kupası'ndan sonra orada yine bir yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Kupası finali Önceydi. öncesi miydi? Evet, çok ya hatırlamıyorum bak. tabii tarihi. Yani orada yine o şekilde bir durum söz konusuydu. Evet. Şimdi Süper Kupa gündemini bu şekilde belki noktalayabiliriz ama Süper Kupa'nın abi muhtemelen ligede bence bir yansıması olacak. Hani hem Galatasaray tarafından bir yansıması olacaktır. En yani Fenerbahçe tarafından olacaktır. Galatasaray e, çok motive bir şekilde işte kupayı da bir şekilde alarak artık e, bu bayramı da atlatıp lige odaklanacak ve şampiyonluk yolunda hani kayıpsız devam etmek isteyecek. Şöyle bir maçları hatırlatmak istiyorum ben. E, i̇şte ilk olarak Galatasaray Alanya Spor deplasmanı çıkacak. Sonrasında içeride Pendik'le oynayacak. Adana Demir deplasmanı. Sivas'la içeride oynuyor. Karagümrük deplasmanı ama İstanbul'da oynanacak zaten maç. Fenerbahçe ile içeride oynuyor ve son haftada Konya deplasmanına gidiyor Galatasaray. 84 puanda ve 7 maçı var. Bu noktada Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda şöyle biraz değerlendirelim istiyorum. Ya ben Kupa'nın Kupa e, yani bu e, senaryonun Galatasaray ya da Fenerbahçe olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Maç normalde oynansa ve bir takım kazansa kazanan takıma motivasyonu kaybeden takıma da olumsuz bir etkisi olabilirdi ama Galatasaray son itibariyle zaten full konsantrasyon lige odaklı. Fenerbahçe lige odaklı ve maç oynanmadı. Dolayısıyla ben bu işin olumlu olumsuz şampiyonluk yarışını etkileyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz sanki. E, 7 maç var. Sen de maçları saydın. Derbiye kadar bence Galatasaray'ın en zor maçı Alanya Spor maçı. Bunu söylememin bir nedeni de e, son iki maç Kasımpaşa ve Hatay maçında Galatasaray'ın oyun içi sorunları çok ciddi boyuttaydı. Ve aslında iki takımda birbirine benzer özellikleri vardı. Hem Kasımpaşa hem Hatay. Geçişi ciddi anlamda iyi oynayan iki takım. Galatasaray'ın merkezde bıraktığı çok ciddi boşluklar savunmada yaşadığı problemler başına ağrıtabilirdi. Ama iki maçtan altı puan geldi. Ama oyunlara baktığımız zaman Galatasaray'ın iki maçtan ciddi puan kayıplarının ucuna geldiğini söyleyebiliriz. Yani kıyısından döndü Galatasaray. Hani bu anlamda biraz şans faktörü de Galatasaray'ın yanındaydı. Açık konuşmamız gerekiyor. Bu Bu nedenle Alanya maçı çok ciddi zor olacak bence. Çünkü e, iyi bir takım Alanya Spor, iyi bir kadrosu var, iyi bir hocası var. Fatih Tekke gerçekten de benim çok beğendiğim bir hoca. Geçtiğimiz sezonu İstanbul Spor'u ligde bırakması çok ciddi bir başarıydı. Küme, küme düşmedi İstanbul Spor Fatih Tekke sayesinde. Ve şu an rahatlamış bir Alanya Spor. Artık düşme tehlikesini bırakın geçti onların. Acaba Avrupa'ya gidebilir miyiz hayalini kuran bir Alanya Spor var. Dolayısıyla orada da çok ciddi moral motivasyonu güçlü bir rakip bulacak Galatasaray karşısında. Bir kere Okan Hoca'nın bence e, Süper Kupa maçına çıkardığı 11 Alanya maçının 11 olacak. Çünkü şunu hep konuştuk biz yayınlarda da daha önce hem burada hem A Spor'da. Kerem Demirbay'ın ciddi düşüşü hocayı Berkan Kutlu Toreyra ikilisine itiyor diye hep tahminde bulunuyorduk. Orayı daha dirençli hale getirmek için. Çünkü son maçlarda sürekli orta sahası çok geçirgen, geçiş savunmasında büyük problemler yaşayan bir Galatasaray gördük. Bu nedenle Torreira'nın yanına Berkan'ı koyabilmek orada biraz dirençlerle getirecekti merkezi. Artı Barış Alper Yılmaz'ın artık sürekli orta alanın sağında, Kerem'in solunda oynayacağını, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde Galatasaray'ın Kerem, Barış, Mertens, Ikari dörtlüsüyle bundan sonra devam edeceğini söylemiştik ki sahaya çıkan 11 bizi doğruladı. Bundan sonra sadece savunmada Davinson girer mi girmez mi işin içine onu düşüneceğiz burada sadece burada. O girebilir ama Alanya maçını Galatasaray geçerse bence kayıpsız. Minimum 2 puan farkla şu anki konumuyla bence Rams Park'taki derbiye çıkar Galatasaray. Evet yani şampiyonluk yolunu zaten yine futbol ekranlarında uzun uzun konuşacağız ama abi az önce de şöyle bir şey gördüm. Orta orta sahasının geçirgen olduğunu söyledin Galatasaray'ın ve şimdi buradan da ufak bir transfer tarafına da işin geçmek istiyorum. Biliyorsun ki yayınlarımızın olmazsa olmaz kısımlarından transfer bölümü ki izleyicilerimizin de belki en çok merak ettiği bölüm oluyor. Yeni bir isim e, bugünlerde e, yazılmaya başladı ki takvim gazetesinde de e, bugün haberiydi. Matias Galarza ismi Arjantinli e, orta sahancısı genç forması giyiyor. E, genç bir oyuncu 22 yaşında 2001 doğumluydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, aslında senin az önce bahsettiğin orta sahanın geçirgenliği ile alakalı da Torreira'nın yanında oynayacak. O sezon başında hep tartışıyorduk ya. işte 6 numaramı 8 numaramı. Aslında genç, dinamik, yüksek enerjili bir 6 numarayla Torreira'nın da daha özgür oynaması belki de planlanıyor bu noktada. Galarza ismi de baktığımızda yani kağıt üzerinde baktığımızda Galatasaray orta sahası için belki de hem o geçirgenliği daha aza indirecek hem de enerjiyi yükseltecek oyunculardan biri gibi gözüküyor. Çok güzel özetledin. Bence hem bu sezonki transfer hataları hem de ligde Galatasaray'ın Avrupa'da yaşadığı orta alan problemleri bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Ve çok net bir fotoğraf çekti yönetime ve teknik heyete. Galatasaray'ın mutlaka Torreira'nın yanına çok dinamik, oyunun iki yönünü oynayabilen, fizik kalitesi yüksek bir 6 numaraya, 6-8'e ihtiyacı var. Bunu çok net gördük. Kerem Demirbay'ın en iyi oynadığı dönemlerde bile Galatasaray zaman zaman bu sıkıntıları yaşadı ki Kerem normal profilinin dışında aslında kimsenin tahmin etmediği bir oyun saygıydı şu ana kadar. Hani beklentilerin üzerine çıktı diye düşünüyorum Kerem Demirbay'ın bu anlamda. Ama onun da fiziki olarak yıpranması söz konusu. Çünkü kariyerin hiçbir bölümünde bu kadar çok temas oyununu oynadığını, bu kadar çok koştuğunu, işin mücadele kısmında ön plana çıktığını ben görmedim hiç. Bu yıprattı Kerem Demirbay ve ligin kalan bölümünde ben Berkan'ın bu yüzden daha fazla süre al alacağını düşünüyorum. Yönetimin mutlaka transfer planlamasında ben bu profilde bir oyuncu olacağını ve Biraz genç oyunculara artık Galatasaray yönetiminin gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü gördük kariyer evet güzel, yıldız olmak güzel ama işin enerji kısmında Galatasaray'ın bazı eksikleri oldu bu sezon ki Mertens'in, Icardi'nin yaşadığı fiziki problemler de buna etkendi. Zaha'nın, Hakim için, Tete'nin hep bunlar birleşik bir sorun yarattı Galatasaray'a. Galarza ismi evet Galatasaray yönetimi çok sayıda isimle şu anda temas halinde onu belirtelim. Dolayısıyla... Galatasaray ilgilendiği oyuncular var, menajer önerileri var. Yönetimin çok net yeni sezonda e, direkt hamle yapacağı 2-3 bölgeden bir tanesi olacak. 6-8 numara bölgesi, 10 numara bölgesi ve sağ bölgesi. 3 bölge Galatasaray'ın şu anda yoğunlaştığı bölgeler. Tabii ki gidecek oyunculara göre bu planlama daha da değişebilir ama şu an düşünülen Galatasaray yönetim bir 6-8, bir 10 numara, bir sağ transferi için e, temaslar, arayışlar, araştırmalar şu an net bir şekilde var. Şimdi